Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece 3 malzeme ile yapabileceğiniz enfes mandalinalı bir tatlı tarifim var. Tam da mayısım iken bu tatlıyı mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. 1,5 kilogram kadar yani 20 adete yakın mandalina kullandım. Mandalinaların suyunu sıktım. Toplamda 3 su bardağı mandalina suyunu tenceremizin içerisine alalım. Mandalinanın cinsine göre miktar değişecektir. 3 yemek kaşığı buğday nişastasını ekliyorum. Üzerine de 1 su bardağı toz şekeri ekledikten sonra pürüzsüz bir kıvam alana kadar malzemelerimi çırpıyorum. Gerçekten de çok hafif, fresh bir tatlı oluyor. Mutlaka deneyin derim. Malzemeleri karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum. Sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirme işlemine devam edeceğiz. 2-3 dakika gibi bir sürede zaten tatlımız bu şekilde kıvam alıyor göz göz olup kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika daha sürekli karıştırarak tatlınızı pişirmeye devam etmelisiniz. Artık ocaktan alabiliriz. 3 tane klasik su bardağı kullanıyorum. Su bardaklarını önceden ıslatmıştım. Tatlımızı bardaktan çıkaracağız. O yüzden ıslatmanızı tavsiye ediyorum. Güzel ıslatmazsanız yapışıp kalacaktır. O yüzden mutlaka her yerinin nemlendiğinden emin olun hazırlamış olduğumuz tatlımızı su bardaklarına dolduralım. Tabii ki kaselerde servis edip kaşık kaşık da yiyebilirsiniz. Hatta eşim o şekilde yemişti bir tanesini. O yüzden servis aşamasında sadece iki tanesini göreceksiniz sizlerde. Ben lokum formunda bir tatlı hazırlamak istediğim için bardaklara doldurup daha sonra dilimleyeceğim. Tatlımızı buzdolabında 4-5 saat boyunca dinlenmeye bırakalım. Ben ertesi gün servise hazırlayabildim hemen bir tane servis tabağımın üzerine yaklaşık yarım su bardağı kadar hindistan cevizi alıyorum tatlılarımı bardaktan hindistan cevizlerinin üzerine çıkartıyorum Islattığımız için gördüğünüz gibi kolaylıkla ayrıldı zaten güzel ıslatmazsanız bardaktan ayırırken oldukça zorluk yaşarsınız o yüzden bardakları mutlaka güzel ıslattığınızdan emin olun birer santim genişliğinde tatlımı kesiyorum Servisi bu şekilde hazırlamayı tercih ediyorum. Her tarafını hindistan cevizine buladım. Gördüğünüz gibi güzel bir formda. Hindistan cevizine buladıktan sonra tatlılarım servise artık hazır. Oldukça pratik, az malzemeli ve maliyeti düşük bir tatlı oluyor. Fırın çalıştırmadan, süt, yoğurt, herhangi un ilavesi yapmadan güzelce hazırlayabileceğiniz oldukça pratik bir tatlı oluyor. Gördüğünüz gibi bardakları ıslattığım için tatlım kolayca da ayrılıyor. Diğer ikinci bardağımı da aynı şekilde hindistan cevizini bulayacağım. Ve servise hazır hale getireceğim. Ben 3 su bardağı ile yapmıştım. 3 su bardağı mandalinadan tam 3 su bardağı tatlım çıkıyor toplamda da 18 adet çıkması gerekiyordu. Dediğim gibi bir tanesine işim yediği için 12 dilim tatlı elde ettim. Oldukça hafif, pratik bir tatlı. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Kıvamını da sizlere yakından gösterirken tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeniyle de bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.